Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Zikredilmek, övünülmek istemesinin hikmeti. Cenab-ı Hak zikredilmek, övünülmek. Böyle bir soru soruyor işte. Karl Marx'ın en büyük felsefesi buna dayandırıyor. Dine hücum etmekte buna dayanıyor. Sorular bu. Sorusu bu. Korkunç soru bu. Onlara göre korkunç. Seni nasıldı o Harun, onu toparlar mısın? Ben onu hatırlayamadım. Afyon'da. Afyon'da işte övünmek isteyen bir Rabbe mi kulluk ediyoruz diye. Övünmek isteyen bir Rabbe'ye kulluk mu ediyoruz? Bu acayip bir felsefi soru yani, korkunç, evet. Aslında biz bir misali var bizim aynamızda, onu timsaline çevirince o ortaya çıkıyor yani. Bendeki, ondaki, ben, onu yani, aslında övüyoruz. Ayna, ayna diyorum, güneş, ayna, aynada gözüken güneş. Şimdi aynadaki gözüken güneş, bu güneşte yani var olması için, aynadaki güneşin var olabilmesi için buna yüzü dönük olması lazım. Aynanın güneşe yüzü olması lazım. Ayna böyle yaparsa aynadaki güneş yok olur. İşte aynada güneşin gözükebilmesi için aynayı güneşe karşı tutmaktır zikir, övmek. Orayı övmüş oluyorsun. Yani tabii burayla bunu överken aslında kendi hakikatini yüceltiyorsun. Kendi hakikatini yüceltiyorsun. Kendi hakikatini kuvvetleştiriyorsun. Hakikatına yaklaşıyorsun. Çünkü hakaike şey sabit etin, insandaki o hakikatler Esma-i İlahiye'nin tecellisi. Esma-i İlahiye'nin tecellisi ve sıfat ve esma olduğundan zikreden de edilen gayri değil ki yani. Zikreden zat, zikredilen zattır, eden onun tecellileri, cilve cemali ve nakşı. Sen kimsin? Sen kendine vücut rengini niye veriyorsun? Ben zikrediyorum. Lan sen kimsin? Niye haksız kendine vücut veriyorsun? Haksız temelluk. Kim kimi övüyor ki? Aynadaki güneş, güneşteki şu aslı güneşi övüyor. Kimden kime? Anlıyor musun? Kim kimi övüyor ki? Sen misin yani bu öven? Vücut rengini vermiş kendisine. Bu sorunun altında ne var? Bir, kendine vücut rengin vermek var. İki, kıskanma var. Bunu iddia eden benim iddialarıma, benim felsefeme, Karl Marx bunu iddia etti. Uymayanı kafasını kesmiş. Peki niye övünülmek istiyorsun? Niye övünülmek istiyorsun? Niçin övünmeye karşısın? Beni övün demek istiyor. Bakın, övmeye karşı olanlar övünülmek isteyenlerdir. Ondan. Buna delil nedir? 63 milyon insan kesmişler. Karl Marx, Stalin, Trotsky döneminde toplam 63 milyon insan kesmişler. 63 milyon 500 bin Çin, 62 milyon Amerika. Kızılderilileri yok etmiş. Yeni cinayetleri hariç. Yani bunu söylerken birincisi kendine vücut rengi veriyor. Oysa öven de övünülen de sen değilsin. Haksız temellük etme. Biz övmüyoruz. İbadet yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'a
yüceltiyoruz. Yüceltiyorsun da işte o soru cevap değil onadır abi. Değil mi? Yok. Hayır. Cenab-ı Hakk'ı yüceltmek işte sorusu o. Niçin yüceltiyorsun? İbadet yapıyoruz. İbadet niçin yapıyorsun? Kendi ihtiyacından dolayı. Şöyle diyeyim. Mesela pervane var. Pervane dönüyor. Hani şey gibi. Subhanallah, 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 subhanallah. Tesbih ediyorsun. Zahirde bir tekrar ve övmek gibi gözüküyor. Pervane gibi. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Ama bunun zahirde bir tekrar gibi. Ama koca İstanbul'un milyonlarca cihazı çalışıyor. Elektrik. Yani biz de bir şey överken Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah tekrarla övüyoruz. Aslında hariç övmek gibi gözükürken elektrik ündikleniyor. Yani elektrik ortaya çıkıyor. Yani aslında bu ibadetin içinde zımnında övmek de çıkıyor değil mi? Yani tabii tabii ibadet kendisi övmektir. İbadet etme. Övmenin en zirvesi zikretmek, tadat etmek, ibadet etmek. Yani övünülmek istenen bir Rabb'a mı ibadet edeceksiniz? Yani zaten ondan sonra dediniz yani övmek değil de ibadettir. İbadetin için zımnında da övmek çıkıyor. Övmek tabii canım. Yani övdüğün kişiye ibadet edersin. İbadet ettiğin kişiyi de översin. Ha, o zaman temelinde şu var. Niçin ibadet ediyorsunuz? Tamam, niçin? Çünkü bizim ihtiyacımız var. Doktor sana dese ki ustadı misaliyle şu ilacı iç. Geliyor ilacı iç. İkide bir veriyor, serum takıyor, bilmem ne yapıyor, ısrar ediyor. Sen deksen ki doktor bey sen ne ihtiyacın var benim? Bu kadar beni zorluyorsun, ısrar ediyorsun. Benim ilacı içip içmemem. O diyor ki ben mesleğim var. Ben ne demek olduğunu içmemek, ilacın ne demek olduğunu ben biliyorum. Sen bilmiyorsun. Ben merhametli olduğumdan, tabip olduğumdan benim vazifem bunu sana ikaz etmek, hatırlatmak. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız var ilaca. Peki niçin ısrar ediyor doktor? Doktor olduğu için. Allah'ı övmeyin için ısrar ediyor. Allah olduğu için, merhametli olduğu için. Yani övmek aslında kendi içinde bu pervanenin döner gibi elektrik ortaya çıkıyor, indikleniyor deniyor. Yani elektrik imal ediliyor. Bu pervane döndükçe İstanbul'daki binlerce, milyonlarca elektrik cihazları çalışıyor. Yani tezahürüne bakın. O zaman övmek, ibadet etmenin ne demek olduğunu anlamak istersen yapmamaya bakın. Yapmayanlarda nasıl bir hayat oluyor? Nasıl çöküyorlar, nasıl intihar ediyorlar, nasıl böyle mehanelerde pinikliyorlar, esrar öleğine müptele oluyorlar, aile hayatları nasıl çöküyor? Yani ibadet etmeyen, yani övmeyen, zikretmeyen insanlar, kimi övecek? İnsan fıtraten itibariyle ya kendisini övecektir ya gayrisini övecektir. Ortada duramaz yani, böyle bir şey yok. Bir şey durmaz. Ha, o zaman ya nefsini ilah edinecek, ya Allah'ı ilah edinecek. Nefsi ilah edilene insanların da ilahlaşması kolay olur. Yani kendine tapana, kendini ilah edinene, kendini isteklerini yerine getirenlere, getiren tipler insanlığını kaybeder. İnsanlığını kaybedince de insanların ilah olması kolay olur. Ben eskide düşünürdüm. Diyor ki birbirinizi ilah edinmeyiniz. Ayet-i Kerime diyor. Niçin birbirinizi ilah? Ya bir insan ilah edinir mi ya? Nasıl olur? Meğer insanlığını kaybedince meziyetli insanlar sana ilah olmasına uygun oluyor. Onun için insanlığını kaybedenlere insanların ilahlaşması kolay olur. Demek ki aynadaki güneşle semadaki güneş aynıdır. Misali ve timsali. Bir bütünlüktür. Zikir demek, Allah'ı övmek demek, bu aynayı güneşe tutmaktır ki gözüksün. O zaman insandaki hakikatler yok olur. Aynayı çevirirsen aynadaki güneş yok olur. Başka?
nihayetsiz övülmeyi, tapınılmayı isteyen insanı yapılandırılması, hürriyetine ruhunun kavuşturulması, ruhunu cesetten çıkarılması için yapılan yapılandırılmadır. Bir de okuyayım, çok ilginç. Gerçi tekerleme gibi oldu, tam cümleyi koyamadımsa da, yani Murat manamı anlarsınız veya ben de izah edeyim. Nihayetsiz övülmeyi Allah, tapınılmayı isteyen Allah, insanın yapılandırılması içindir. Yani pervane dönecek. Pervane eylemdir, namaz. Allahu Ekber, 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 Allahu Ekber. Pervane. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı. Ama ne yapıyor? Elektrik imal ediyor, cihazla çalışıyor. Biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince elektrik imal ediliyor. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Elektrik imal ediliyor. Manevi elektrik. Manevi elektrik. Bu elektrikle ruh ve kalpteki, dimadaki istidat, kabiliyetlere cereyan basıyor. Canlı tutuyor. Yani elektrik imal edilmesi gerekiyor. Bu cihaz çalışacak. Ona bir misal vereyim, böyle tersinde bir misal vereyim. Uzaktan kumandan televizyonun karşısına oturuyor çekyatta. Bir ben söyleyeyim bakayım, öyle midir piyasa? Kumandayla bas. Saatlerce onun yanında kalıyor. O kadar, haramından bahsetmiyorum. Beyinde o kadar, ruhunda enerji sömürülüyor ki saatlerce yatma saati geliyor, kalkıp da çekyattan gidip yatağa yatamıyor. Burada pinekliyor, öyle değil mi? Battaniye atıyorlar. Niçin kalkamıyor? Kalkamaz. Çünkü yürüyecek takatı kalmadı. Sömürüldü enerji. Sonra uyudu. Birisi Allah için televizyonda kapatırsa elinden kumandayı alıyorlar. 1-2 saat orada şey yapıyor, demleniyor. Sonra ruh gene kendisini imal ederek, kendisinin enerji işte ne kadar yapabilmişse, ondan sonra bir uyanıyor gece saat 11-12 vesaire. O zaman zor şer yatağa kadar gidebilecek kadar enerji gidiyor. İşte cep telefonları, internet, cep telefonları, internet, televizyon vücudu sömürüyor. O ona şey yaptığın için, o sana geldi. Ha, bu da bunun tersi işte. Sen veriyordun, hep sömürüldün. Zikirde ise hep yükleniyorsun. Vermiyorsun. Sömürünün vücudu haricisi var mı abi? Sömürülmenin ademidir. Ademe gidiyor. İşte diyor ki, nihayetsiz övülmeyi, tapınılmayı isteyen Allah niçin istiyor? İnsanı yapılandırılması, insanı yapılandırılması, hürriyetine ruhunun kavuşması, yani hürriyet bedensel hürriyet değil, hürriyetine ruhunun kavuşması, ruhunu cesetten çıkarılması için, ki onunla mümkündür ruhun hürriyeti, ruhu bedenden ayırmak, ruhu bedene hakim kılmak, bedensel dayatmalardan çıkarmaktır ruhun hürriyeti. Bunun için yapılıyor bu zikir. Yani yükleme diyebiliriz. Evet, yükleme. Evet. Yükleme ya, zikir yüklemedir ya. Evet. Subhanallah, Subhanallah veya Kur'an okuyorsun. Yükleme. Ne kadar çok yaptın, o kadar yüklemek. O kadar yüklüyorsun. Yani ne kadar dönersen aşağı yukarı, aşağı yukarı o kadar yükleniyorsun. Yani kendisi zikir şeydir, enerjidir. Zaten şey de var, sen biliyorsun, az da olsa devamlı yapılan daha mahfur diyor. Evet. Yani biz az yaptım. En sağlıklı enerji diyor. Kaliteli enerji diyor buna. Evet. Yani bunun tersini düşün, onun tersini söyledim. Sömürülmek. Tapmayan, övmeyen toplumların, burayı da iyi dinleyin ha, çok antika. Zaten 200 okuyacağım. Tapmayan, övmeyen toplumların ve liderlerin vaziyetlerine bir bakar mısın? Yani tapmak ve övme yapan millete bakın. Bir de tapmayan, övmeyen millete ve liderlere bakalım. Misal, buna karşı olan, ki Karl Marx'ın sorusu bu. Karl Marx kendi ideolojisinin kabulü, takdir ve kabul edilmek adına 63 milyon insanı kesmiş.
Çin 63 milyon 500 bin. Resmi bunlar. ABD Kızılderili ve 63-62 milyon. Avrupa'nın bir o kadar cinayetleri. Ta Afrika. Hala Fransa, İtalya'nın. Libya mesela Kaddafi değil mi? Libya'yı tarumar ettiler. Irak'ı tarumar ettiler. Suriye'yi tarumar ediyorlar. Yani bu kadar insan böyle. Bunlar tapmayan, övmeyen milletler. Avrupa, yani o zaman kendisine tapınılmasını istiyor. Avrupa'nın da bir o kadar cinayetleri hep tapınılmak, takdirlenmek, övülmek, serfuru edilmek için olduğunu göreceksin. Şimdi yakın bir tane misal var buna göre aklıma geldi. Kuzey Kore'de öldü liderleri. Zoraki miting şeklinde tüm sokaklarda zoraki ağlattılar halkı. Günlerce. Ağlamayan hapis verdi. Zoraki. Yani buna bir misal olabilir mi? Aynen. Ağlattılar bunları. Evet, evet. Günlerce yollarda. İşte yani bunu iddia edenler övmeyen ve tapınmayan kişilerdir. Onlar da tapınılmak ve övülmek isteyen tiplerdir. Mesela kadın hürriyetini iddia edenler kadınlar değildir. Kadını istismar edenlerdir. Devam ediyorum. Tapınılmak ve övülmek fıtratında var olan insanın bu sıfatlarından dolayı bu kadar cinayetler, katliamlar yapmış. Çünkü tapmak ve övmek fıtratında var. O yönünü değiştirirse, kendisine dönüştürürse insanlar da tapmayınca bu kadar cinayetleri işlemesine sebebiyet vermiş. Bu sıfat. Böyle bir insanı nasıl yapılandırıp toplumun içinde normal, medeni insan olacak yapabilir misin? Yani topluma nasıl entegre edeceksin? Fıtratını tapmaya müsait olan bir insan. Fıtratını ilah yaparsa, men ittehaze ilahahu hevahu, hevai nefsini mabut yaparsa, bu insan hevai nefsine taptığına göre herkesin tapınılmasını istemez mi? Kendisi de tapıyor. Peki, her bir birey böyledir. Yani fıtratında bu var. Ya gayrisine tapacak ya kendisine tapacak. Peki, her bir birey kendisine tapınmak istese ne olur toplum? Biz övmüyoruz, ibadet ediyoruz. Övdüğün yer kaynağındır. Allah'ın esmasını, Subhanallah, 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 Subhanallah. Övdün. Ya Cemilu ya Allah, ya Karibu ya Allah, ya Mucibu ya Allah, ya Habibu ya Allah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani övdüğün yer senin kaynağın. Sen aynadaki güneşsin. Aslın güneş bu. Övdüğün şey senin kaynağın. Övmek o zaman aslına kuvvetli tutunmaktır. Aslına seyr-ü sefer yapmaktır. Kendini aslınla ifade etmektir. Buzdan suya, sudan H2O'ya, H2O'dan enerjiye, esire, esirden madde hayat, madde hayattan aynı hayat, aynı hayattan akıl ceveri, ruh ceveri, Nur Muhammed'i. Bu süreci, sürece kadar devam etmek eylemidir övmek. Sonuç itibariyle abi orayı övünce ben inşa alıyorum ama. Yani. Evet. İnşa değil alıyorum. Canım ben inşa alıyorum. Bir yere bir katkı yapmıyorum. Mesela buz övüyor, enerji yükleniyor, suya dönüşüyor. Övüyor, bir enerji yükleniyor, su H2O'ya dönüşüyor. Enerjiye dönüşüyor. Yani yüklendikçe aslına gidiyor. Yani latifleşiyor. Nurani oluyor. Mesela ona bir misal. Mesela zikredenler, namaz kılan, ibadet yapanların simasına bakın. İbadet yapmayanlar, dinle ve zikirden şey olmayanın suratına bir bakın bakalım. Niçin bu fark var? Yani zikreden, ibadet eden nurlanıyor. Enerji yükleniyor. Bilhassa işleyene bilmesi nispet edilir. O nispette. Yani İbadet, dinde sevaptır. Fiziksel karşılığı enerjidir. Şimdi niye adam o nuranide, o sipsiye?
Çözsünler, söylesin bana. Niye siması öyle? Niye böyle engerek ilanı gibi gözleri sokuyor? Niye suratına bakılamıyor? Niye suratında meymenet yok? Niye nurani o adam? Çünkü bu nurlanmış. Niye nurlan? Öyle diyorlar ya halk arasında. Bak nurlan, nurlu bir adam ya. Ne demek? Zikreden, öven, ibadet eden. Ha zannediliyor ki harici yapılıyor. Zikretmek neymiş? Bir de okuyayım. Övdüğün yer senin kaynağındır. Övmek aslına kuvvetli tutunmaktır. Aslına seyr-ü sefer yapmaktır. Kendi aslınla, kendini aslınla ifade etmektir. Başka? 18 bin alemlerden sıyrılmaktır. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Vardır. Vardır ha. Dimağında provasının. Bak bak. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır ha. Neymiş biliyor musun? Dimağda provasını, vicdanında hissini, yani zikrettiğin zaman dimağda birbirlerine bağlıyorsun. Yani tahayyül, tasavvur, birbirine kopuk olanlar var ya, psikoloji hastalar birbirine kopuk duygular, düşünceler. Ama zikir ise dimağdaki tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat gibi 7 mertebe ki bu birbirinden kopuk olursa 7 tane psikoloji temel hastalığıdır. Paranoyaktan şizofreniye kadar buradan başlıyor. Bu zikretmekte dimağı bütünlüğe getiriyor. Sonra vicdandaki hissini, kalpteki meylini, ruhtaki hakikatına uyandırmak faaliyetidir. Başka? İnsan ya kendini över ya da gayrini, ortada kalamaz. Ya insanları ya da Allah'ı övecek, ibadet edecek. Bunu iddia edenler övünülmekte şirk istemeyen tiplerdir. Yani niye Allah'ı da beni değil demek istiyorlar. Nasıl ki adımlarını aynı. Tak tak tak. Adımlarını aynı veriyorsun veya pervane. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Adımlarını aynı atıyorsun. Aynı adımları atarak mesafe aldığın gibi övmekte aslında aslına adım atıp ona yaklaşıyorsun. Bunun tersi aslından uzak durmaktır. Başka? Övmek yardım almaktır. Aklen, kalben ve ruhen inşa olmaktır. Sana malzemedir. Aklen, kalben, ruhen inşa olmada iman edilen ve övdüğün kaynaktan sana verilen cevap var. Enerji. Sevap dediğimiz enerji. Onun için nurlanıyorsun. Övmek yaşadığının farkındalığıdır. Çünkü yaşadığını farklı bir kaynaktan onaylıyorsun. Ya diyeceksin ki sen aşağılıksın, pisliksin, zalimsin, nankörsün vesaire vesaire sıfatlarla kendini yapılandırmaya kalkarsa özgüveni kaybeder. Yani mesela ben hiçbir şey değilim, ben pisliğin birisiyim, ben beceremem veya Subhanallah, 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 Subhanallah. Yani yaparım, yapabilirim. Yani ne yapıyorsun? Hem kendi farkındalığına geliyorsun, hem kaynağını onaylıyorsun. Bu sendekilerle kaynağın arasındaki irtibatın arasındaki bağı kuvvetlendiriyorsun. Enerji gidip gelmesini sağlayarak sende özgüven oluyor. Bu olmadığı zaman bu sefer yeis oluyor. Yeis olunca ben aşağılığım. Ben pisliğim tekiyim. Ben bunu beceremem. Ki Kur'an'da öyle demiyor mu? Allah'tan ancak ümidini kafirler keser. Yeis mani herkeme aldır. Başka? Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından seni kurtarmaktır övmek. Kimsesizliğini kaldırıyor. Birisi var.
Mesela evet, sen şimdi navigasyonla bir yere gideceksin. Adres yazdın. Sen navigasyonla girerek sana adres gösteriyor, şekil gösteriyor ve sözelde ifade ediyor. Sağa git. Uydunun şahsiyeti artıyor mu? Yok. Anlıyorsunuz değil mi? Uyduya bir menfaat var mı ben navigasyona girersem? Yok. Ama benim ihtiyacım var değil mi? Adresi bilmiyor. Bilmediğim ama varlığını bildiğim bir alem var. Bak, varlığını biliyorum ama nasıl gideceğimi, yolunu, yöntemini bilmiyorum. Bunu bana gösteren adresle girmektir. Adresle gittikten sonra bağ kuruluyor mu? Bağ kurulunca gitmek istediğin yeri gösteriyor. Zikir budur. Bağ kurmaktır. Aslına seyahat etmek de bağ kurmaktır. Ama zikrettiğin şey, yani bağlandığın şey uydudur. Uydunun kalitesi, değeri senin bağlanmanla artmıyor. Yani burada Allah'ı övmek de Allah'ın şeyi artmıyor. Zaten şey kendisine var zaten. Evet, Allah'ın şey mertebesi yok ki Allah artsın. Allah'ın içinde zıtlar yok ki derece olsun. Allah kaliteli, Allah haşa, kalitesiz bilmem ne. Derecesi düşük, derecesi yüksek. Allah'ın kudreti nihayetsiz. Niye? Acizlik olmayınca da içinde, kudretin içinde acizlik yok. Kudretin mertebesi nihayetsiz olur. Mertebe olmaz. Kamil mutlak. Ama sen işte navigasyona bağlanmaktır zikretmek, ibadet etmek. Nedir o? Telefonundaki bu navigasyonda bağlandığınız zaman uydu sana adres vermiyor. Nedir biliyor musun? Adres burada var. Navigasyonda devletleri yüklüyorsun. Ben yaptığımı söylüyorum. Almanya'ya gidiyorum, Almanya, Fransa'yı seçe. Devletin şeyini yüklüyorum. Adresini yüklüyorum. Navigasyona girince navigasyon benim nerede olduğumu sinyal verince orada ışık yanıyor. Işık yanınca telefon bana navigasyon nerede olduğumu ışık yanınca orası aydın gözüküyor. Yani turnusol kağıdı gibi diyebilir miyiz? Ha, şimdi ben buraya bağlandım mı? O da benim nerede olduğumu gösterdi mi? Nerede olduğumu gösterdiği için ben nereye gideceğimi de görüyorum. Ha, bundan kasıt bedendir. Telefonla, navigasyondan kasıt bedendir. İçindeki karttan, telefon kartından kasıt imandır. Efendim, buradaki program, harita, dünya haritası, işte nereye, hangi devletse, ruhtaki programlardır. 18 bin alem. Haşa, uyduya da misal Allah, uydudan telefondaki bağın adı da hidayet. Hidayet. Devamlı geliyor. Ben onaylarsam şu anda uçak moduna girdim, onaylamadım. İmanım yok ama hidayetim var. Hidayet gelmiş, burada duruyor. Gelen hidayeti ben onaylarsam, uçak modundan çıkarsam hat kurulur, gidip gelmeler olur. Konuşmam da gider, oradan da sesler de gelir, maillerim de gelir. İşte zikretmek, övmek demek uyduyu, bağ kurmak. Çünkü bu bağa benim ihtiyacım var. Derdi çekmek gibi. Evet, bu bağa benim ihtiyacım var. Çünkü gitmek istediğim yere gidemiyorum. Fıtratımda beka istiyorum, ebed istiyorum. Ebed de ne, bir memleket olması lazım. Ben istiyorum. Nasıl gideceğim? Tamam, belirledim. Şöyle bir yer, ebed, beka. Nasıl gideceğim? Yöntemi ne? O zaman ben ok meydana gideceğim. Ama yol nerede? O zaman hemen uyduya giriyorum. Ha, ben de fıtratımda ezel ve ebed özellikleri var. Sonsuz yaşamak, yok olmamak, beka, dert, keder, istememek, ya ne istiyorsak hepsi netice. Nasıl buna varacağım ben? Ha, o zaman bağ kurmam lazım. Bağ kurunca fıtratımın isteğine bağlanıyor. O zaman bana yol gösteriyor. Yöntem ortaya koyuyor. Zikir budur. Bağ kurmaktır. İnsana, kendi cinsinden birine tapmamaktır. Övmek. Başka, övmek kendine tapmamaktır. Övmek
kendinden basit, aciz, kusurlardan kendini kurtaramayan şeylere tapmamanın yoludur. Bak onun tersini söyledim bak. Zikretmeyen, tapmayan milletlere bakın. Fareye tapmış. İneğe tapmış. İneğe tapmış. Heykele tapmış. Maustife bir kemal, mim kemal, beton. Betona tapmış. Betona tapan diyor ki niye tapınıyorsun? Karl Marx, Trotsky niye övünülmek isteyen Tanrı'ya ibadet ediyorsunuz? Kendisine heykeller yapmış. Eğim kafayı bakayım. Madem övmek, övünülmek eksiklikse sen niye övünülmek istiyorsun? Niye heykellerine serfur ettiriyorsun? Hani Laz'ın yaptığı gibi cemaat demiş. Cemaat tehdit unsuru bu. Cemaat ben duydum da balın öşürü var demiş. Balın öşürü var. Öşürünü verin. Bak nereye vereceğini de söylüyor. Öşürünü verin. Öşürünü vereceksiniz öşürünü diyor. Şimdi adam övmeyin. Tabii beni övün. Bunu övmeyin. Burayı övün. Bir olan Allah'ı takdir etmek, yüceltmek, övmek ve secde etmekle mümkün. Yoksa bu saydıklarımıza secde edecek, bu da insana yakışmaz, insanı alçaltır. İnsandan daha basit şeylere övmek, ibadet etmek insanın kıymetini düşürtür. Fareye tapan var Japonya'da. Yılana tapan var Hindistan'da. Yılan tapınakları var. Ona bir yılan aklı olsa var ya der Allah Allah ya. Bana da tapıyorlar diyor ya. O zaman ruhun kaynağına, sahibine bağlanıp aslıyla, esmasıyla, sıfatıyla tanışmak demektir övmek. Övmek insanın ruhunun aslı olan esma ve sıfat ve şuunatı tanımaktır. Başka, insanın kaynağı olan sıfat ve esmayı övse, takdis etmesi insana ağır gelmez. Bilakis olur. Çünkü bunlar bizim aslımız, kaynağımız. İnsan aslına taşınmak istemez mi? İnsan aslına tanışıp taşınmak istemez mi? İnsanla aslında tanışmak istiyorsun, taşınman lazım. Bu yöntemle ruhu cesede hakim kılıyorsun. Bu zikirle ruhu cesede hakim kılıyorsun. Yoksa cesede mahkum oluyorsun. En büyük delilim zikretmeyenlerin akıbetlerine bakın hayatlarına. Değil mi? Ya mezarlıklarda, ya meyhanelerde, ya işte despotluklarda. Bak zikretmeyen, övmeyen tiplere bakın. Hasan'ın 18. sözde bir tabir var. Nedir? Ey fare meftun, şöhrete müptela, methe düşkün. Fare meftun. Fare meftun, şöhrete müptela. Müptela. Methe düşkün. O binik de bihemta selsem nefsin. Ya. Yani nefis önce kendini övüyor, ondan sonra övülmesini istiyor. Evet, nefsin yapısı bu. Bu nefsin yapısı bu. Bundan ruhu çıkarman gerekiyor. Nasıl yapacaksın? Ruhu aslına bağlayacaksın. Ruhu aslına bağlamak, yani sen yoktun ki. Şimdi güneş var, ayna var. Ayna ruhtur. Ayna olabilmesi için camdır bu. Arkasına siyah boya olması lazım. Aynanın arkasına siyah boya koymasan güneş vurur geçer. Şimdi ayna ruhtur. Ruh olabilmesi için boya olması lazım. Boya nefistir. Şimdi bu aynada güneş gözüküyor mu? Sen bu güneşe ihtiyacın var mı? Sağa sola yansıtıyorsun da böyle kaydırıyorsun. Sen bu güneşe, bu aynadaki güneşe ihtiyacın varsa bu aynayı kardeşim sen güneşe tutman lazım. Böyle yaparsan gözükür mü? Gözükmez. İşte zikretmek bu haşa misal şemsezeli Allah. Bu ayna ruh. Aynanın arkasındaki siyah boya nefis. Aynada gözüken şemse ezelinin bizdeki taayyunu ve teşahhusu. Bunu burada tutman için devamlı orada tutman gerekiyor. Böyle aynayı buna yüzünü tutman lazım. Aynayı böyle çevirirsen güneş kaybolur. İşte diyorum ki sana kardeşim güneş ihtiyacın var mı sağa sola yansıtıyorsun?
bahçene yansıtıyorsun? Var. O zaman sen bu sakın hata yapma. Bu aynayı güneşten çekme. O çekmemek işte zikir. Övmek bu yani. Övdüğün, takdir ettiğin, secde ettiğin senin aslın. Senin aslın, aslın. Gayrin değil ki. Buz mesela secde etse suya. Ya gururuma dokunuyor. La kardeşim senin aslın su ya. Değil mi? Güneş, odun secde etse güneşe. Senin aslın güneş ya. Bu yöntem zikir, tesbih aslına taşınma yol bulup aslında bütünleşip diyari gurbet olan alemi şehadette ruhuna teselli, gıda, ufuk, yol ve yöntem olan tesbih, tazim sana ağır gelmemesi lazım. Çok sıraladım ama bir daha okuyayım. Çok hoş bir şey bak bu. Bir daha okuyorum. Övdüğün, takdis ettiğin, secde ettiğin senin aslın. Buzun aslı su, suyun aslı H2O. H2O'nun aslı enerji, enerjinin aslı esir. Yani bu sürece geri dönme yöntemi, bak bu yöntem yani zikir, tesbih aslına taşınma, yol bulup aslında bütünleşmek. Başka, zikir diyari gurbet olan alemi şehadette ruhuna teselli ve gıda. Zikir ufuk, yol, yöntem olan tesbih, tazim sana ağır gelmemesi lazım. Ufuk ve yol ve yöntemmiş. Tesbih, tazim. Ağır gelen tarafın var, orası da nefis. Kimin ağrına geliyor? Övünülmek isteyene övmek ağır gelir. Nefis övünülmek istiyor, Allah'a övmek ağır geliyor. Sen kendini bedenle ifade edersen, ben buyum dersen ki, o zaman bu soru tabii çıkar. Sorunun altında şu var, yani cehalet var. Övmek, ben övüyorum Allah. Oysa kim övüyor? Sen kendine vücut rengini veriyorsun bir. Kendini ayırt edemiyorsun. Kendini bedenle ifade ediyorsun. Oysa burada bir benim nefsim var. Bir de benim ruhum var. Bir de ben diyen var. Üçü farklı. Bu övülmek istiyor. Övmek istemez. Bu da hür olmak istiyor cesetten. Ha biz de diyoruz ki sen sus. Ey nefis sen sus. Sen tamam çık buradan. Yani insanı anlatırken, insanı anlamlandırırken, ifade ederken insan anlayışı beden zannediliyor. Bedenle insan zannediyor. Onun için ağır geliyor. Yani bana ağır geliyor. Kimsin sen? Ne demek benim de yani. Adam başka kişilik var mı burada der. Yok benim. Ama tuhaf tuhaf bir böyle istiyorsun bir böyle, bir böyle diyorsun bir böyle. Hangisi sensin? Ne demek ikisi de benim diyor. Hatta doktora gidiyor. Doktor bey, kendimi iki tane farklı kişilik zannediyorum. Bir böyle ses geliyor, bir böyle. Birisi diyor ki yap, birisi yapma. Birisi ver, verme. Doktor ne yapıyor biliyor musunuz? Maneviyattan olmayan doktor. İlaç verip, aman 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 kendini tek hisset ya. Kişilik kayması diyor. Kişilik bozulması. Bana geliyor diyor ki, abi ben kendimi iki tane hissediyorum. Bir böyle, bir böyle. De, deme, ver, verme. Ne iki tane lan? Senin üç tane olman lazım. Benim nefsim, benim ruhum, bir de ben. Ben olan ben. O zaman vesvese de beyimden çıkarsın. Ha, ver ağzının payını diyen, ha bu. Bu diyor ki, abdestin yok. Bu diyor ki var. Sen diyorsun ki, sustan. Abdestim hakikaten olmasaydı sen abdestin yok demezdin. Sen varı yok etmek uğraşıyorsun. Abdestim olduğu için yok diyorsun. Radıyorsun ki sen haklısın. Yani sen burada ikisi de değilsin. Onaylama ve reddetme. Var ya o kadar. Senin istikbalden hala uğrayıp ondan sonra maziye dökülüyor. Yani meylan hayra kuvvet veriyor. Vücuda kuvvet veriyor. İki tane değilsin. Üç tanesin. Bunu bilmeyen adam da zikri tabii ki böyle itiraz etmesi normal yani. Ağır gelen taraf var, orası da nefistir.
bana ağır geliyor diyorsan, sen kendini cesetle ifade ettiğin, bildiğin içindir. Mesela diyor, odun veriyor, şey misal veriyorum. Odundaki dumanın senin nefsine misal. Odundaki nurun senin ruhuna misal. Odundaki hararet senin hayatına misal. Odundaki külün bedenine, cismine misal. Toplarsak odundaki duman, nur, hararet, kül toplamına odun diyoruz. Seni de toplarsak nefis, ruh, hayat, cisim. Buna da insan diyoruz. Ki sen insan da değilsin. Sana insanlık emaneten verilmiş. Sen insan da değilsin. 24. sözü demiyor mu? Sana hayat verildi, sana vücut verildi, sana insanlık verildi, sana iman verildi, sana İslamiyet verilerek şu kadar daireyi açtı. Hatırladınız mı? İnsan bile değilsin. İnsanlık sana verilmiş. Ruh sana verilmiş. Akıl sana verilmiş. Nefis sana takılmış. Bunları fark etmen lazım. Ruh mu oluyor abi insan? Şey, ayna mı oluyor yani? İnsan ayna oluyor. Sistemin adı insan. Yani latife insaniye var ya. Kalbin içinde bir latife var. Latife-i Rabbaniye değil. Latife-i Rabbaniye vicdanın içinde. Latife-i insaniye kalbin içinde. 263 Barla'da söylüyor. Latife-i insaniye yaralanmış diyor. Ayrı bir şey latife, insan latifesi. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ O diyor 104 ve 110. sayfa Kastamonu'da günahlarla o latife diyor yönünü kaybetmiş, yapısı değişince, insanlığını kaybedince kendisini beden olarak insan zannediyor. Aynaya en yakın kısım olan peki latife insani mi abi o zaman? Yani latife-i insani yakınlıkta neyi kastediyor anlamadım. Hani latife vicdan mertebe var, latife-i Rabbaniye en yakın soğan cücüğü. Ha yok, onu bilmiyorum yani vicdanla kalp arasında mı değil mi onu bilmiyorum ama mesela kalbin içinde bu. Latife-i Rabbaniye vicdanın içinde. Latife-i insaniye daha üstün. O kalbin içinde. Ama berzakta mı, içeride mi, neresinde, Samsun bilmiyorum. Yalnız kalptedir. Onun için insanlık sana emanete verilmiş. Bunu يَسْتَحِبُنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ diye 104. sayfa Kastamonu'da, 110. sayfada Kastamonu'da anlatıyor. Günahlar latife insanı çökertiyor, bitiriyor. İnsanlığını öldürüyor. İşte zikir, evratlar, ibadetler ki ilim de şu anda ne yapıyoruz? Zikir değil mi? Zikir şey zannediyorlar ya. Subhanallah, subhanallah, tesbihim yoktu güzel. Subhanallah, 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 subhanallah. Bu zikrin en düşüğüdür. Bak ben seni tesbih edeceğim şimdi Harun. Harun, 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 Harun. Birinci tesbihim bu. Harun akıllıdır. Harun şefkatlidir. Harun anlayışlıdır. Harun cömerttir. Harun vefalıdır. Bak birincisinde Harun, Harun, Harun. İkincisinde Harun, Harun var ama sıfatı da var. Ha, o zaman sırf onu tadat etmek tesbihtir. Subhanallah, subhanallah. İlim ise o tesbihin içini doldurmaktır. Supandır. Niye? Kusursuz yapmış. Supandır. Çünkü yaratılmamış. Supandır. Çünkü yaratmıştır. Supandır. Çünkü borcu yoktur. Vesaire. Yani şu anda yaptığımız ilim değil midir? İlim zikirdir. Zikrediyoruz şu anda. Övüyoruz. Kimi övüyoruz? Kendimizi ifade ediyoruz. Neyle? Aynadaki güneşi, güneşi izah edin hadi. Aynadaki güneşi, ha bak güneşi çektim. Aynadaki güneşi, zaten güneşi olmaz da izah et hadi. Güneşi koy buraya, ondan sonra bu güneşi, aynadaki güneşi izah edersin. Bu güneşi de anlamak için kendi güneşinle çözersin. Misal yaparsın. Zikir ise ikisini bağlı tutmaktır. Sana buradaki insan meyve makamında ya, kainatın neticesi olarak, kainatın neticesi, en meyvesi diyor insan. Aslında kainatın hakkında o vücutta çekirdeği asısı da var. O da kabuk hayfiyende. O zaman hem
buradaki alemle oradaki alemle sürekli bir irtibat mı halinde var? Evet, devamlı. Kendi asli yeri. Mesela bak, meyve ağacı sonunda mı? Sonu gibi gözüküyor ama her şeyle alakadar değil mi? Sağındaki yaprakla, kökteki çekirdekle alakadar değil mi? Meyve burada dururken topraktaki nem, havadaki nem, semadaki güneşle alakadar değil mi? Burada duruyor. İnsan da böyle kendisini ceset, ben onu kıvranıp duruyorum. Kendisini cesetle ifade ediyor. Oysa 18 bin aleme her an bağlı. Şu telefon bağlı değil mi bazı istasyonuna? Ses gelmiyor başka. Konuşmuyorum. Konuşmamam bir şeyler kendisini göstermemesi olmadığını göstermiyor. Devamlı bağ var. Ha, biz bu bağı güncelliyoruz zikir ile. Aktif ediyoruz. Hemen içine bir şey koyuyoruz. Telefon içine mesaj atıyorum. Ses atıyorum. Resim gönderiyorum. Oradan bir şeyler geliyor bana. Gönderiyorum cevap geliyor. Değil mi WhatsApp'ta bilmem ne. Ha, işte bu yöntemin adıdır zikir. Şu anda zikir yapıyoruz. Zikir ilim. Onlar da bilmeyerek gene zikir ediyorlar. Haberi yok. Matematikçi dinsiz diyelim. Matematik zikirdir. Fizik zikirdir. Coğrafya zikirdir. Yani tekvini ayetleri tadat ediyor. Subhanallah, subhanallah demiyor da elmayı araştırıyor. Kur'an-ı Kerim okumuyor da mevcudat Kur'an'ını okuyor. O da zikirdir. Zikirsiz kimse yok ki. İnsanlık, sen insanlığını kullanıyorsun, sana emanet verilmiş. Sen ise Enes'in. Kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin. Haksız temellükten, mülk benimdir demenden kaynaklanıyor bu itiraz. Aynı darlığını bil, mevhumu muhakkak bilme, zanlarından çık, sana verileni benim deme, varı yok, yoku da var, etme. Burada bitiriyor. Hiç olduğunu bil yani. Evet, bil o zaman bütün vücuda sahipleniyorsun. Yoksa baz istasyonundan kopuk telefon. Telefon mudur? Şey, at işte demir yığından başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey aramaz. Bağ yok. Yani bağ yok. İstasyonla alakası olmayan telefon ne işe yarar? Zikir yok, insan at bu zaman. At canım bir şey yok ki. Zikir demek bu subhanallah, elhamdülillah falan değilsin. O en düşüğüdür. İlim. İlim, insanlık, ahlak, Allah huy. Mesela Kur'an mesela. Kur'an en büyük zikirdir. Kur'an'ın bir ismi de zikirdir. Kur'an ahlak veriyor bize. Ders veriyor, hukuk veriyor. Aile edebini veriyor, aile hayatını veriyor. Kendimi tanımlıyor, kainatı izah ediyor. En önemlisi de benim fıtratımda bulunan istekleri yorumluyor, izah ediyor. Beka istiyorum. Kur'ansız izah et hadi. Kabir istemiyorum. İzah et bakalım. Ama herkes giriyor. İnsan ebed istiyor. Bende var bu. Herkes de var. Dert istemiyoruz. Keder istemiyoruz. Yani bu fıtratımdakileri Kur'an lisanıyla ifade ediliyor. Diyor ki bekaya gideceksin. Onun için sende var. Nasıl? Anne karnındaki ayağın verilmesi dünyada yürüme olduğunu gösteriyor. Anne karnında işe yaramıyor ama. Anne karnında göz işe yaramıyor ama o bize diyor ki renkler ve şekiller alemine gideceksin. Ha bize de diyor ki beka arzusu var. Baki'ye gideceksin. Sonsuzluk var bende. Sonsuzluğa gideceksin. Bunu kim söylüyor? Nasıl ki anne karnındaki organlar fıtraten böyle bir alemi gösteriyor. İnsanın da fıtratı da böyle gösteriyor. Bunu söyleyen de Kur'an tanımlıyor. Yani zikri komple bir ap olarak düşünebiliriz yani. Evet. Yani zikir deyince böyle subhanallah elhamdülillah değil. Kur'an okumak zikirdir, namaz kılmak zikirdir, ilim yapmak zikirdir, Kur'an'dan ahkam çıkarmak, hukuk çıkarmak, helal haram. Mesela zikirleri kaldıralım, yani dinleri kaldıralım. O zaman ananla sokaktaki diğer kadın eşit değil midir? Bütün dinlerin getirdiği şeyler biz anamdır, bacımdır diye ayırt ediyoruz. Doğrudur, yanlıştır. Bunu neyle anlıyoruz? Zikirle, Kur'an okuyarak. Kur'an zikirdir. Kur'an'ın ismi zikirdir. Demiştin senin misali var, unutmuyorum. Sen nikah olmasa
Mesela kız kardeşin gidip veriyor nikah. Öbür türlü olsa öldür diyorsun adamı. Tabii ya. Aynı adama veriyorsun nikahsız. Vay lan flört yapıyorsun. Hem kız kardeşini öldürüyor hem çocuğu da öldürüyor. Ama nikah yapınca. Nikah var. Ne ol, ne değişiyor? Aynısını verdin. Ondan da memnunsun. Bağ işte yani. Yani hem de sen de rahatlıyorsun. Of be diyorsun. Vicdanı rahatlıyor. Diyor. Peki bu sıkıntıyı kaldıran bu nikah zikirdir. Çocuğunu gayrimeşruden çıkarıp senin meşru evladını yapan zikirdir. Yani bağdır. Mesela karıyla kocayı bir bağ yapman lazım. Bu zikirdir. Zikir Kur'an'dır. Zikir ilimdir. Zikir kendi aslını taşınmaktır. Kendini tanımlamaktır Kur'an'la. Zikir mesela eğilip kalkmak elektrik şeyi gibi. Aşağı yukarı enerji imal etmektir. Tabii bunun temelinde kendini tanımamaktan dolayısıyla insana verilen vazifeyi de bundan dolayı yorumlayamıyor. Kendini tanımıyor ya. Pervane desen ki niye döndürüyorsun? Ulan yorulur bu ya. Veya eşeğe niye yük taşıttırıyorsun? Zulüm değil midir? Ya eşek bundan lezzet alır. Elinle poşeti taşımak, baklavayı taşımak zulümdür. Bir kilo baklava. Mideye koyarsan zevktir. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tüm as-salavat.